Neresi yayında? Tabii ki bugün aldığımız çok kötü bir haberle hepimiz sarsıldık ve uzun zamandır yaşamadığımız terör saldırılarından birini yaşadık. Burada çok üzüntülüyüz, bunu dile getirerek başlamak istiyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara da en kısa zamanda şifa diliyorum. İnşallah tekrar olmaz, biter. Maça gelince, maç öncesi tabii ki bugün için hazırlığımız, maça da öyle başladık. 3-4-1-2 sistemiyle hazırlandık. Dünkü son antrenmanda bunu denedik. Ve rakibin özellikle yine 3-4-3 oynayacağını tahmin ediyorduk. Bu şekilde oldu. Genel planlarımızın hepsi tuttu aslında. Hem top bizdeyken topa sahip olduk. Yine maç sonunda baktığımızda %65'lere varan hem topa sahip olma. Çok fazla pozisyon ürettik, çok fazla gol attık. Daha fazlasını atabilirdik. Belki 4 gol attık ama belki 8-9 tane de rahat rahat gol atabilirdik bu maçta. Yani çok fazla şans geldi. Bazen de 3. bölgedeki son paslarımızı doğru bir şekilde değerlendirebilirdik. Burada da sıkıntılar yaşadık. Ama genel olarak baktığımızda ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. İkinci yarı 3-0 sonrası kaptırdığımız bir top bize gol olarak geldi. Özellikle rakibimizin geçiş hücumlarını çok iyi kullandığını söylemiştim daha önce de. Devamında şanssız bir penaltı. Bir anda tabii ki hepimiz için korkulu dakikalar ortaya çıkıyor bu şekilde. Yani 3-0'dan 3-2'ye gelmesi maçın. Ama oyun hem dizilişimizi kaybetmedik, hem topa sahip olmayı kaybetmedik, hem hücumdaki aksiyonlarımızı devam ettirdik ve 4-2'lik bir galibiyete ulaştık. Devamında da son dakika yine yaptığımız bir hata 4-3'ü maça getirdi. Ama genel olarak baktığımızda oyun olarak mutlu olduğum ama yediğimiz goller dışında çok iyi işler ortaya koyduk. Bence ilk defa da bu dizilişi oynadık ve bunu da iyi bir şekilde ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Bizim için kötü olan dediğim gibi 3 tane gol yememiz. Bunları yemeden maçı çok rahat bir şekilde de bitirebilirdik. Tabii ki istediğimiz bir şey. Yani dün de bunu çalıştık. Bugün de analizde gösterdik. Özellikle boş çıktığında rakibin dizilişine göre Mertens, Icardi'nin hareketliliği, boş çıkmaları hep onları boşta topla buluşturdu. Bu da istediğimiz bir şeydi. Oyunu kurmak, topun bizde kalması. Yani bunu bazen orta saha oyuncularından istedik. Sara ve Torreira'dan istedik. Bazen Mertens ve Icardi'den bu hareketliliği istedik. Bence burada hep oyunun bütününde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Belki son bölüm biraz yorulduktan sonra yaptığımız hatalar bize daha pahalıya mal oldu ama ilk yarı özellikle hem topa sahip olduk, hem rakibimize pozisyon vermedik, hem 3 gol attık. Bunu daha iyi bir şekilde sürdürebiliriz ama bu hareketlilik özellikle yani Icardi'nin oyununa da uyan bir şey. Hem hareketli, hem oyun kurdu, hem pas verdi, hem de yine gol attı. Bu anlamda da bence baştan sona savunmayı da iyi yaptığını düşünüyorum. Yani maçın sonuna kadar takım savunmasında da hep yer aldı. Onun açısından iyi bir maç oldu. Şöyle tabii ki bu maç bitti. Yarın tekrar bir antrenman yapacağız. Sonraki gün bir dinleneceğiz. Ondan sonraki gün tekrar antrenman yapıp maça hazırlanacağız. Burada da kendimizle ilgili karar vereceğiz. Oyuncularımıza bakacağız. Yorgunluk durumlarına bakacağız. Ondan sonra da bir sonraki maçla ilgili karar vereceğiz. Ama bugün genel olarak iyi işler yaptığımız ve bu kullanabileceğimiz bir sistem olarak bunu görüyorum. Bu sistemi kullanacağız. Şöyle yani ben oyunda rakibe hiç oyunu vermedik. Yani hep bizde oldu oyun ama top kayıpları yani maç öncesi de özellikle yani geçiş hücumunu etkili yapan ve özellikle Avrupa'da oynadığı maçlarda sonlandırması %60'lara varan bir takım vardı karşımızda. Bugün de bunu gördük aslında yani girdikleri pozisyonları sonlandırdılar kazandıkları paslarla. Aslında çok rahat bir şekilde çıkma imkanımız vardı birçok pozisyonda. Yani bunu doğru yaptığımızda hep rahat bir şekilde çıktık. Bloklar arasını kırdık, öne doğru topu taşıdık. Ama iki pozisyon kaptırdığımız topu, hatta penaltı pozisyonu öncesi de önce topu kazandık sonra tekrar kaybettik. Baktığımızda 3 golde, yediğimiz 3 golde de top kayıpları var. Bu bazen yorgunlukla oluyor, bazen o an pozisyon gereği oluyor. Tabii ki futbolda bu olacak. İlk yarıda bir iki top kaptırdık ama pozisyon yemedik net. Bunlar olacak. Ama oyunun geneline baktığımızda yani
istatistiksel olarak yani çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Avrupa Kupası'na maçına karşı, bir İsveç takımına karşı çok fazla pozisyon girdiğimiz, çok ürettiğimiz, çok gol attığımızı. Yani olumlu yönden baktığımda bence günün güzel tarafı, taraftarımıza güzel bir futbol seyrettirdik. Çok fazla gol seyrettirdik. Ama yediğimiz goller dediğiniz gibi bazen konsantrasyon eksikliği ve yorgunluğa da bağlanabiliyor. Sevk'le ilgili yani çok şaşkınız yine. Yani bir öncekinde de şaşkındık, yine şaşkınız. Ne olduğunu, neyle ilgili olduğunu, neden olduğunu gerçekten anlayamıyoruz. Burada da bir ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza verilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ve burada tabii ki kurullar kararını verecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını verecek. Ona da saygı duyacağız. Ama burada benim olayımda da aynıydı. Diğer şeyde de baktığımızda yani sadece Galatasaraylı oyuncuların bu tür sevkleri aldığını görüyoruz. Yani çok fazla aleyhimize hakem hatası yapıldığını da düşünüyorum. Son maçta da bunu tekrar yaşadık. Yani Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın bu sene çok fazla hakem hatasına maruz kaldığını düşünüyorum. En çok kalanlardan biri daha önce de söyledim. Trabzonspor, Galatasaray da aynı şekilde baktığımızda geçen hafta gösterilen kartların da maç sonuna baktığımızda yani herkes hemfikirdi. Yani bazı kartları neden gösterdiğini anlamadık Ali Şansal'ın. O yüzden şaşırdığımız şeyler var tabii ki ama dediğim gibi güveniyoruz. Ne olursa saygı duyuyoruz. Hakemlerimize de saygı duyuyoruz. Ama biz tabii ki saha içerisinde en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani onunla ilgili bir şey demeyeceğim. Çok fazla da bu konuların polemik konusu olmasını istemiyorum. Sahada kalmamız gerekiyor. Sahada olmamız gerekiyor. Bir teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum ve dediğim gibi yapılan sevklerin de daha sonra yani bizi haklı çıkaran yani para cezası bile iptal oldu devamında. Yani önce para cezası verildi, o da iptal oldu sonunda. Yani burada yapılan sevklerin karşılığı olması gerekiyor. Arkası olması gerekiyor. Sadece birileri istedi diye sevklerin yapılması herkes için bence sıkıntı yaratacak. Yani yarın öbür gün ben de isteyeceğim, öbürü de isteyecek, diğeri de isteyecek. Herkes bir sevk isteyecek. Yani bunların bu şekilde yapılması gerçekten üzücü. Ama dediğim gibi hem federasyonumuza, başkanımıza, kurullara, bütün hepsine güveniyoruz. Ne karar alırlarsa da saygı duyuyoruz.